Sanal Direktör'den mutlu haftalar değerli futbol severler. Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın heyecanını öncelikle Raşit Altun'la birlikte sanal ortamda değerlendireceğiz. Ve tabii ki bu değerlendirmeleri yaparken hafta boyunca izleyicilerimizin anket oylamalarını da dikkate alarak yapacağız. Raşit Altun, bir hafta içi arası desek yanlış olmaz. Çünkü 2 hafta sonu, 1 hafta içi aslında 3 maçlık bir periyodu takımlar tamamladı. Şimdi 8. haftaya yeniden sahalarda başlıyor olacağız. Hayırlısı olsun. Önce sakatlık olmasın. Maalesef kulüplerimizde, özellikle işte büyük kulüplerde, Avrupa Kupası'na katılan kulüplerde sakatlık sıkıntısı yaşıyor. Özellikle Beşiktaş. Bu hafta da zor bir maç. Ama bence keyifli bir maç. Zaten Beşiktaş-Sivasspor maçları, daha doğrusu Sivasspor'un dört büyüklerle oynadığı maçlar Erdem Metin hakikaten keyifli oluyor, zevkli oluyor. Kıran kırana oluyor. Bakalım ne olacak? Yine güzel bir maçla başlayacağız. Her zaman olduğu gibi 5 mücadeleyi mercek altına aldık ama sanal direktör etiketi üzerinden bizlere mesajlarınızı da ulaştırabilirsiniz. Takımlarınızın sahaya çıkmasını beklediğiniz 11'i bizlere iletirseniz yine ilerleyen dakikalarda değerlendirmeye çalışacağız. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen ilk mücadeleyle birlikte başlayalım. İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor mücadelesi. Sanal direktörde değerlendireceğimiz ilk karşılaşma. Bakalım hafta boyunca oylama sonuçları ekrana nasıl yansıdı? Sahadaki dizilimi 4-2-3-1 olarak belirlemiş Konyasporlu taraftarlar. %35 oy almış Raşit Altun. Bu dizilim kalelere %90'lık bir oyla Sehiç'i görüyoruz. Ligin iyi kalecilerinden biri net bir şekilde, yıllardır ülkemizde. Kaptanı da zaten. Kaptan olarak da çıkıyor zaman zaman. Normal tabii. Sehiç %90 oy almaz. Stoper ikilisi sahada gördüğümüz ikili. Ahmet Çalık ve Akdülker'in Bardakçı. %40-41 gibi çok yüksek oranlarla beraber taraftarlardan oy aldı. İyi de oynuyorlar. Her zaman söylüyorum. Seninle de konuşuyor. Abdülkerim'in de bu sene son senesi, yani sözleşmesi bitiyor. Muhtemelen iyi bir transfer yapacak diye düşünüyorum. İyi de oynuyor. İyi de bir ikili. Zaten Konyaspor Lig'deki yenilmeyen iki takımdan biri. Bek pozisyonunda bakalım taraftarlar kimleri görmek istemiş. Sağ bekte Skubic var. %88'lik bir oy aldı. Solda da Gilerme, o da %88. Şu anda çok net gidiyor oylamalar. İki tane ligin iyi bek oyuncusu. Sağ sol beki. Konyaspor'un, yani bu beşlisi zaten 7 maçtır yenilmiyor. Bence buradaki en önemli faktör bu 5 oyuncu. Yani iyi bir defans hattı ve iyi bir kalecisi var Konyaspor. 4-2-3-1'di dizilim. Dörtlü savunmanın önünde kime gitmiş forma? Hacı Ahmetoviç ve yanında da Soner. %20-20. Çok düşük oyuncu ama çok oyuncuyla şeye giriyor. Soner de, Hacı Ahmetoviç'te. Yani toplamda 7 oyuncu 7 var. 7 oyuncuyla. Bu bölge. Yani. Forvet arkasında ise oylar Endri Çekici. Müthiş. O kadar güzel goller de atıyor ki son haftalarda. Her golü haftanın golü yarışmasında iddialı. Hakikaten acaba uzak mesafeden atılan goller konusunda geçen sezon Bupenza'yı çok konuşmuştuk. Sanki bu sezonda Endri Çekici orada ilk sırada yer alacak gibi. Bravo. Ya geçen sene hakikaten Bupenza'nın attığı gollerin 3'te 2'si jeneriklikti. Endri de öyle, Endri Çekici de öyle. İnanılmaz vuruyor toplara. Konyasporlu taraftarlarında güvenini almış gözüküyor. Çok doğru. Çizgiye bakalım. Sağ ve sol kanatta ön bölgeyi hangi oyuncularla tamamlamış taraftarlar? Sağda Serdar %85, solda da Bütüçi var. Onun oranı da %44. Bu arada Serdar'ın performansını da es geçmemek lazım. Geçmemek lazım. Bu arada hani Bütüçi'nin de azalmasının sebeplerinden biri Çekici'nin de orada oylamada çok yüksek. Endri Çekici o bölgede olması. Daha çok oy almış bu arada. Evet. Ya yani 11'e girdiği noktadaki oyu %19, ikinci sırada kaldığı pozisyondaki oyu %33. Evet. Serdar Gürler de hani ligimizin iyi yerli kanat oyuncularından biri. Konyaspor'da hani kendini buldu. Forvet'e de bakalım. Konyasporlu taraftarlar da hücum hattında oyların %61'i de Çıkaleş'e gidiyor. Böyle bir 11. İttifak Holding Konyaspor'dan. Yani Konyaspor taraftarı çok zorlanmıyor bence takımı, kadroyu seçerken. Erdem Metin. Zaten hemen hemen sahada gördüğümüz kadro. Evet. Geçelim Aytemiz Alanyaspor'a. Muazzam bir gidişat yakaladılar. Teknik direktör değişikliği sonrasında Çağdaş Atan'ın yerine Bülent Korkmaz gelmişti. İyi bir performans. Henüz yenilgi yüzü görmediler Bülent Korkmaz'la beraber. Bakalım taraftarların oylamaları nasıl oldu? 4-2-3-1'e çok yoğun bir oy geldi. %65'lik bir oy. 4-2-3-1 ile Aytemiz Alanyaspor'u sahada yerleştireceğiz. Kalede de Serkan var. Bu onun arada yani Bülent Korkmaz'la yenilmediler ama Türk Telekom ve Medical Park, yani Galatasaray ve Trabzon deplasmanlarına 4 puan çıkardılar. Hakikaten önemli.
Serkan da ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden biri. Yani geçtiğimiz yıllarda Alanya'nın yıldız oyuncularından biriydi Marafon'a, ki sözleşme uzattılar zaten Marafon'a. Ama Serkan formayı kap, çok deneyimli bir kaleci tabii. Bakalım savunmada durum nasıl? Stoper ikilisi Mevya %28, Avazian %42. Aslında bir ön libero Avazian. Evet. Bülent Hoca da onu stoperde değerlendiriyor. Evet. Oylamalarda da %40 bence çok yüksek bir oy bu arada. Evet, çok atletik bir oyuncu ama iyi de oynuyor. Defansif orta saha oyuncusu olduğu için ayağı da düzgün. Hı hı. Yani bir orta saha oyuncusu neticede. Stoper pozisyonda çok başarılı. Bu tip oyuncular bu arada daha değerli hale geliyor. İşte Donk'un. Evet, 2-3 pozisyonda stopere evrilmesi oyuncu gibi. Evet. Yani çünkü bu tip pozisyon çok değerli. Daha doğrusu artık stoperlerin de top yapması aynen istediği için teknik direktörler farklı bir oyun bilgisiyle evet, geliyorlar çünkü oraya, o evet bölgeye. Şimdi kanatlara, daha doğrusu bek pozisyonuna bakalım. Hem sağ bekte hem de sol bekte kimler formayı almış? Sağ bekte Juanfran %88, çok ciddi bir oy evet, oranıyla beraber. Solda da Borja var. Alanyaspor'un da biraz bek önce evet, belli artık. Cilerme ve Skub için söylediklerimiz Alanyaspor için de geçerli. İki iyi beki var. Konyaspor'da da 88-88'di. Burada evet, da 88-87. Alanyaspor'un da başarılı olma nedenlerinden biri bu savunma kurgusu. Net bir şekilde. Hı hı. Dörtlünün önündeki ikili bu pozisyonda Leroy Fer ve yanında da Fatih var. Ama Umut'u hoca tercih etmişti evet, Bülent Hoca. Hoca Umut'u oynatıyor orada. Yani sahada gördükleri bir oyuncuya taraftarların %8 oy vermesi. Enteresanlık de. Yani hani yenilmiyor takım. Umut'la. Bir de yerli oyuncu. Hı hı. Şu an için zaten iki yerli. Bir yerliyi evet daha yerleştirmesi gerekiyor ki Efe zaten Can onu var fazlasıyla yapıyor evet taraftar. İşte onlardan biri de forvet arkasında Emre Akbaba var. Efe Can var, Emre Akbaba var. Emre Akbaba da geldiği günden bu yana bu arada eski günlerine, yani Galatasaray'a transfer olacağı sezon Alanyaspor'daki performansının hemen hemen aynısını sergiliyor şu anda. Çok kısa net, bir sürede çok olmasına net rağmen. Çok net 2-3 pozisyon kaçırdı Trabzonspor karşısında. Yanılmıyorsam da takımın en çok koşan oyuncusuydu Emre Akbaba. Yani tabii Erdem Bitik, yani büyük takımda oynamakla diğer takımlarda oynamak farklı. Daha büyük baskı altındasınız. İşte daha sıkışık alanda oynuyorsunuz. Emre'nin oyun yapısı demek ki yani bu oyuna daha uygun. Yani Alanyaspor'un oyununa daha uygun Emre Akbaba'nın oyun stili demek. Kanatlara geçelim. Sağda takımın değişilmezlerinden evet biri zaten. Kaptan Efecan Karaca var. %77. Solda Davidson. Evet. Forvet'e de bakalım, öyle tamamlayalım Aytemiz Alanyaspor'u. Orada da Kuma Babakar. Sağlıklı bir Alanyaspor'un bu 11'i ön bölgeye gerçekten çok etkili. Bence yani 11 ligin iyi 11'lerinden biri net bir şekilde. Hani Anadolu takımı deyip yapmayalım ama Sivasspor gibi Alanyaspor'u ligin iyi kadrolarından biri net. Bakalım ne olacak sezon sonunda. Taraftar 11'i bu şekilde yansıdı. Şimdi ikinci mücadelemize geçeceğiz. Kayserispor Trabzonspor karşılaşması. Bakalım oradaki oylama sonuçları nasıl şekillendi. 4-2-3-1 Kayserisporlu taraftarların sahada görmek istediği dizilim ve bu dizilime de %36'lık bir oy geldi. Kalede Lung var. Evet. %93. Lung'un aldığı oy. Ligin o da iyi kalecilerinden biri. Roman kaleci. Stoperlere geçelim. Stoper mevkiinde Hüseyin'i ve yanında Uğur var herhalde. İkisi de eski Trabzonsporlu. Devam edecek tabii, daha 3 karşılaşma daha var ama stoperin %66'lık bir oy alması da çok karşılaştığımız bir durum değil. Raşit Altun. Yani Hüseyin'in aldığı güven çok yüksek. Trabzonspor'da da çok etkili değildi açıkçası. Demek ki Kayserispor'da kendisini gösterdi, kendisini buldu. Burada da Uğur'un biraz oyu az olmuş yani. Biraz ayıp olmuş gibi Uğur'a diye düşünüyorum ben. Yani Uğur Demirok'ta neticede ligin deneyimli İyi stoperlerinden biri. Gol özelliği de var. Hani her sezon 2-3 golü de var. Yani hani birazcık az olmuş %10. Tabii sağ stoper, sol stoper diye evet oylanmadılar. Stoper evet, pozisyonu için oylar geldi. Çoğunu da Hüseyin almış zaten orada. Evet. Şimdi sağ bek ve sol bek bölgesine de bakalım. Oradaki oylar. Sağda Ramazan %54. Sol bekte ise Lionel Karol %91'lik bir oyla. Herhalde kariyerinin en yüksek oyunu almıştır böyle bir şey varsa Karol'ün. Muhtemelen. Ben bilmiyorum, bir sol bek de bu kadar yüksek. Demek ki Yasir o bekleyeni veremedi. Devam edeceğiz. Dörtlünün önündeki ikili Atama burada da oylamaya girdi stoperde olduğu gibi. Burada Mensah %30, Atama %22.
Tabii Mensah'ı burada mı kullanmak istersiniz? Önde mi? Beşiktaş önde kullanmaya çalıştı. İstediği vallahi, verimi alamadı Mensah'tan. Ama orası Beşiktaş takımı tabii. Burada ben herhalde atlama İbrahim olur diye tahmin ediyorum. Kayseri taraftarlar gibi düşünmüyorum. Ben olsam mesela atlama İbrahim'i düşünürdüm. Koyardım yani. Öne Mensah'ı koyardım. Bakalım öne kimi koymuş? Taraftarlar 10 numara pozisyonunda Manuel Fernandez var. Yani %15. Duygusal davranmışlar bence. Devam edelim. Sağ ve sol kanatta. Sağda Emrah Baştan. Çok yetenekli bir oyuncu ama bir türlü o şeyi yapamadı. Hani çok özel bir oyuncu aslında Emrah ama tabii ki Süper Lig'de iyi bir kariyeri oldu ama bence yeteneğine göre kariyeri doğru orantılı olmadı. Daha iyi bir kariyeri olabilirdi. Sol kanatta bakalım kim etkili var. Bir oyuncu. Orada da Thiam'ı tercih ediyor taraftarlar. %90. Evet. Yani Lionel Carroll ve Lung'tan sonraki en yüksek oy Thiam'a. Hikmet Hoca'nın da güvendiği isimlerden biri Thiam. Forvet hattında burada da Thiam oylamaya girdi ki Gavranović ile oyu aynı. %32 ama Gavranović'e tam göremedik zaten Kayseri Spor'u. Evet. Hatta hiç forma şansı bulmadı diye hatırlıyorum ben. Yani ben sakatlığı dolayısıyla. Fernandez'in yerine Mensah'ın yerine de çift önlü böyle Attaman yanında da İbrahim Akdağ da neticede ligin deneyimli oyuncularından biri. İyi bir orta saha oyuncusu olduğunu düşünüyorum ben. Kayseri Spor'da yani biraz şey yapmışlar. Kayseri Sporlu taraftarlar biraz daha ofansif bir kadro düşünmüşler. Şimdi gelen mesajlar da var. Kayseri Sporlu taraftarların sanal direktör etiketi üzerinden oluşturduğu 11'de hemen hemen ekrana yansıyan 11'le aynı. Sadece stoperde Kolo Vetsios'u görmek yani istiyor. Olabilir ama yani Mensah Fernandez ikilisi güçlü Trabzonspor'a karşı biraz zorlanır diye düşünüyorum ben. Ofansif olarak evet müthiş ikili olur belki ama defansif görevlerde özellikle Fernandez yani Mensah da hani çok defansif yönü kuvvetli bir oyuncu değil. Geçelim o zaman Trabzonspor'a. Bakalım Bordo Mavili takıma gönül veren taraftarların anket sonuçları nasıl yansıdı? 4-2-3-1'lik dizilime %40 oy geldi taraftarlardan hafta boyunca. Kalede Uğurcan var ki 4 kalecinin oylamaya girdiğini söyleyelim Trabzonspor'da. Erci, Arda ve Muhammed de bu oylamanın içerisinde. Uğurcan 4 yerli kaleci. Uğurcan da formda. Stoper mevki zaten çok çeşitlilik yok orada. Vitor Hugo'nun da cezalı olduğunu düşünecek olursak Hüseyin de yok. O da cezalı. 2 maç üst üste kırmızı kart gördü çünkü Trabzonspor'un stoperleri. Ahmetcan ve Edgar Ye olarak gözüküyor. Taraftarların verdiği oylar. Şimdi ilginç kısım bek pozisyonunda Raşit. Evet. Onu size soracağım. Çünkü Trabzonspor'un oylamada iki ideal beki var. Sağ beke bakalım. Orada oylamaların Perez, çoğunda %91 Perez. Şimdi sol bek çok enteresan. Gelsin ekrana. İsmail %48 oy aldı ama %52 diğer. Yani tamamen taraftarlar İsmail'i orada göreceğime altyapıdan bir çocuk herhangi birini dedi. Bile koysanız benim için okey demiş. Demiş. Biraz da İsmail ayıp olmuş ama yani son haftalardaki performansı da çok kötü değil İsmail. Yani şöyle bir durum var çünkü İsmail'in dışında ekstra bir sol bek yok şu an oylamada. Yani bu diğer oranı yani %52'lik bir kısım taraftar ikinci bir stoperi görmüyor zaten yok kadroda. Perez, herhangi bir oyuncu bile olsa olur diyor. Peres'i sola alıp sağda Serkan'da düşünebilir hoca. Bu arada Ahmet Can'la ilgili de hani nasıl Beşiktaş'ta Serdar oynadı. Zamanında Galatasaray'da Ozan Kabak oynamıştı genç yaşında. İşte Semih Kaya gibi, Rıdvan Yılmaz gibi, Ersin gibi. Destanlı. Şans verince genç oyuncular oynuyor. Biraz tabii sabretmek lazım. Bence hoca oynatmalı diye düşünüyorum ben Ahmet Can'ı. Dörtlünün önüne geçelim. Oradaki ikiliyi bakalım taraftarlar nasıl oluşturmuş. Berat Özdemir %25. Yanında da Marek Amşik %32. Hep söylediğimiz bir durum var. Üç yerli oynatma zorunluluğu olmasa Siopis bu kadar geride kalır mı Trabzonspor? Yani ben de aynı fikirdeyim. Hani Siopis aslında tam Trabzonspor'un ihtiyacı olan o defansif orta saha oyuncusu olduğunu ben düşünüyorum. Bunu hissediyor da maç içerisinde. Marek Amşik'in yanında Siopis çok iyi bir ikili olabilirdi. Bakasetas'la birlikte iyi bir orta saha üçlüsü ben olabileceğini düşünüyorum. Tabii yabancı sınırı olmasaydı. Ya önde öyle bir dörtlüsü var ki Trabzonspor'un. Şimdi ekranlara getireceğiz. Oradan bir oyuncuyu kesmek kolay değil. Ama bu yüzden feragat edebileceği nokta ön libero pozisyon oluyor. Evet. Şimdi bakalım o dörtlüye forvet arkasında. Ya ezbere bile sayabilir zaten taraftarlar. Hızlı bir şekilde verebiliriz. Bakasetas forvet arkası. Sağ kanat mevki Gervinho, sol Vakayeme. Hücum hattında da oylar Cornelius'ta.
Burayı nasıl değiştirebilirsiniz ki? Bir yerli oyuncu Abdülkadir Ömür tamam ama Gervinho hazırken de çok zor. Canini de iyi bir forvet, santrafor. En büyük sıkıntıyı çeken kulüplerden biri Trabzonspor. Yabancı sınırı konusunda. Ama böyle bir kural var ve yapacak bir şey yok. Hakikaten ön tarafı Trabzonspor'un. Yani Vakayeme ve Gervinho sahada olduğu zaman ben hani gol atmama ihtimali olmadığını düşünüyorum Trabzonspor'un. Ama tabii biz bunu söyledik şimdi. Ne olacak onu bilemiyoruz. Yani futbol bu tabii ama hakikaten çok deneyimli. Hem deneyimli hem etkili. Adam geçer, gol atar. Çok özel iki oyuncu. Bakış açısı zaten söylemeye gerek yok. Ligin en iyi ofansif orta saha oyuncusu olduğu, oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum ben. Alanyaspor'dayken de aynı şeyi düşünüyordum. Cornelius da klasik bizim ligin iyi santraforlarından, santrafor profillerinden, sırt dönük oynar, şutu var, hava hakimiyeti var, kuvvetli. Bizim ligimizde her zaman bu tarz oyuncular iş yapıyor. Şimdi bu dörtlüde bir soru var, onu izleyicilerimizle paylaşalım. Sol bek pozisyonunda diğer kategorisinde %52 oy gelmişti. Perez %91 ile sağ bekte. Perez sol bek oynar mı? Mikail Arslan Türk mesajını paylaşmış. Mikail Arslan Türk'e şöyle söyleyeyim sağda ben. Sağda Serkan'ı görevlendirmiş, evet, solda ben, da Perez'i. Böylelikle ben, yerli oyuncu rotasyonu da genişletiyor. Genişlemiş oluyor. O zaman şöyle bir örnek vereyim. Geçen sezon Roma'da oynarken Perez, Roma'daki Roma Manchester United maçında Perez sol bek oynamıştı. Yani Manchester United'e karşı sol bek oynamıştı geçen sene. Oynayabiliyor oyuncu ama tabii ki etkili olduğu pozisyon sağ bek. Ama yani futbolda bunlar var. Sakatlıklar var, cezalar var. Her takım başına geliyor. Orada Abdullah Avcı bunu tercih edebilir bu arada. Yani, ben de tercih edebileceğini düşünüyorum. Böylelikle ikinci maçımızı da tamamlıyoruz. Üçüncü maça geçmeden önce kısa bir reklam aramız var. Ardından Sanal Direktör'de tekrar birlikte olacağız. Sanal Direktör'de ikinci bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz. Değerli futbol severler. 8. haftanın belki de en keyifli karşılaşmalarından biri olmaya aday Sivasspor, daha doğrusu Beşiktaş Demir Grup Sivasspor mücadelesiyle devam edelim. Gelen mesajlar da var. Sanal Direktör etiketi üzerinden taraftarların mesajlarını da anket 11'leri ortaya çıktıktan sonra okuyacağız, konuşacağız. Öncelikle ev sahibi takımla beraber başlayalım. Beşiktaş'ta oylama sonucunda sahadaki dizilim 4-1-4-1. Bu dizilime %44'lük bir oy gelmiş Raşit Altun. Kalede de %73'lük bir oyla Ersin var. Geçen haftadan daha fazla oy, evet. Ama yanlış hatırlamıyorsam %3 ya da %4 oyun arttır dersin. Yani şampiyon takımın kalecisi bu, yani bence Beşiktaş'ın... Ben Ajax maçının da etkisi var bu arada. Bence Beşiktaş takımının kalecisi Ersin. Çok büyük saygı duyuyorum Mert Günok'a. Amiri takımımızın kalecisi ama şampiyon takımın kalecisi. 2001 doğumlu. Da var. Madem siz 20 yaşındaki bir kaleciye güvendiniz. Hoca gidip güveniyor zaten. Onunla beraber şampiyonluk yaşadınız. Devam etmek en mantıklısı. Evet, hoca da devam ediyor zaten. Stoper ikilisine bakalım. Şimdi burada değişiklik burada, olabilir. Bir şey var. İyi haber var Beşiktaş için. Aynen. Şimdi bu, o iyi haberler gelmeden önce, yani salı günü ankete çıkardığımız kadrolar üzerinden ortaya çıkan 11. Ve o 11'e Ensakala ile Serdar'ı tercih etti taraftarlar. Ama Atiba yok. Vida ve Necip'ten iyi haber var. Kadroya alındı. Muhtemelen biz orada Vida ve Necip'i göreceğiz. Sivasspor maçında bilmiyorum Raşit Altun, siz neler söylersiniz? Ben de Vida Necip diye tahmin ediyorum ama Serdar da Ajax maçında, bence Altay maçında da Ajax maçında Vida çünkü, Serdar olabilir belki. 2003 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence aslan gibi oynadı. Hani Vida Serdar da olabilir diyorum ama Sivas'ta güçlü bir takım. Gerçi hani Ajax deplasmanına çıktı. Gerçi mecburiyetten çıktı Serdar'la hoca ama ben Serdar Vida olabileceğini düşünüyorum ama hani tahminim Necip Vida olur diye düşünüyorum. Tabii ondan sonraki kurguyu Sergen Yalçın yani bakalım nasıl yapacak? Bugün kamp kadrosuna alındığı için o bizim anketimizde yoklar tabii. Sakatlık durumlarını tam olarak bilemediğimiz için. Ama ankette bu taraftarın da Serdar'a güvenmesi Beşiktaşların. Bu da çok özel ve güzel bir şey. %43 Vida almıyor. Yani. Alıyor muydu Vida? Hani alıyordu. %100 yani sonuçta ama Vida kadar oluyor. Vida yani. Gayet Mühak normal. Finali oynamış stoperden bahsediyoruz yani. Serdar da onun kadar alması bence çok güzel bir şey. Alex Teixeira'dan da iyi bir haber gelmiş. Yani. Onu da söyleyelim ama bizim oylamamızda yoktu. Ama ben İzleyicilerimiz ben yanlış anlamasınlar. Erken açtık biz oylamayı. Ben onu da yedek başlayabileceğini düşünüyorum. Hemen sahaya atacağını tahmin etmiyorum. Tabii sadece biz yorum yapıyoruz, tahmin ediyorum. Tabii. Yani. Bek pozisyonlarına bakalım. Orada bir eksiği yok gözüküyor Beşiktaş'ın. Sağda Rozier zaten oyların %93'ünü aldı. Solda da Rıdvan'ı istiyor taraftar bu arada. Çok doğal. Rıdvan hakikaten çok üstüne koya koya gidiyor. Mesela bence
Ersin de geçen seneye göre daha iyi performans gösteriyor. Kesinlikle. Rıdvan da geçen seneye göre daha iyi performans. Ve bunun bence temel sebeplerinden biri de Sergen Yalçın'ın ısrarcı olması. Artı. Oynatması. Tabii tabii. Hoca tabii de. Ama neticede oyuncu deneyim kazanıyor. Aynen. Daha güven. Yani oyuncu, Rıdvan evet. Bu sene hissettiriyor. Daha güvenli gidiyor hücuma. Kesin. Bunu yapabilmesi ben için de maç alışkanlığının artması lazım tabii. Ben ikisinin de Avrupa'ya transfer yapabileceğini düşünüyorum. 2001 doğumlu bu oyuncular. İş zaten şu bak. Bu borçlardan bütün kulüpler için, yani özellikle büyük kulüpler için böyle kurtulabiliriz. Altyapıdan yetiştireceksin. Satacaksın. Yerine ama yerin adamı tabii altyapıdan adam koyacaksın. Yerine transfer yaparsan olmuyor. Yani yerine gidip işte Rıdvan'ı mesela 15 milyon euroya satıp yerine maliyeti yılda 2,5 milyon euro alan adam alırsan olmuyor tabii. Yani bonservis ve ücretli ödersen. Öyle değirmen dönmüyor zaten. Dönmüyor onu. Ama Beşiktaş onu tabii gördük iyi yapıyor. Bonservis bedeli genellikle fırsat transferlerini iki sezondur çok iyi yapıyor. Geçelim dörtlünün önüne. 4-1-4-1 Beşiktaşlı taraftarlarında sahadaki sistemi. Dörtlünün önünde Josef de Souza var. Yani bilmiyorum biraz Josef azalmıyor burada hani. Yani. Salih Oğuzhan Atiba %100'ü tamamlamıyor ama diğer seçeneği ama de orada geliyor. Yani başka bir oyuncu da belki de dizilimi şimdi 4-2-3-1'e de %28 oy gelmiş. 4-2-3-1'i evet, oylayanlar da olabilir belki. Ama bilmiyorum yani oradaki oy dağılımı değişik. Joseph'in daha yüksek olması yani. Daha olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ön bölgeye bakalım oradaki dağılım nasıl? Yani çok özür dilerim. Mesela Beşiktaş'ta olmazsa olmaz oyuncu bence Joseph şu anda. Yani herkesin yerine bir oyuncu var ve Joseph'le Batshuayi'nin yerini doldurmak zor. Tabii ki var oyuncu oynayacak ama Joseph'le Batshuayi'nin yerini doldurmak zor. Bu arada Alex Teixeira'yı kadroya ankete almışız. Hemen onu düzelteyim. Almadık demiştim. Evet, Can Bozdağ'ın Alex Teixeira beraber evet. Salih ve Oğuzhan'ın çift hanelerin bile altında kalması oylamaları da enteresan. Evet. Can'ın %15 evet. Alması. Dinamik bir oyuncu Can. Neticede Alman altyapısı, Schalke altyapısından yetişmiş. Taraftarın gözüne girmiş. Ben Teixeira'yı da hani bilemiyorum. Ben yedek, hani sonradan oyuna hamle oyuncusu olur diye tahmin ediyorum sadece tabii. Şimdi Gezal yok. Gezal'ın yokluğunda bakalım hücum hattında nasıl olacak? Sağda Gökhan Töre %45, solda da Kenan Karaman %58. Forvet'i de getirelim. O da Mişi Batshuayi %72. Enkudu ile Lerin de yok tabii. Tabii tabii. Piyaniş saymıyoruz zaten, o da yok. Hani hakikaten çok eksik var ama yine de Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Ben hani çok kritik oyuncuların Joseph ve Batshuayi olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii söylemeye gerek yok Piyaniş. Ama hani bu bugün itibariyle çok eksik tabii Beşiktaş'ın kadrosu. Zor bir rakip. Sivasspor iyi bir takım. Özellikle büyük takımlara karşı hakikaten Rıza Çalınbay'ın biliyorsun klasik takımları fizik gücü yüksek atletiktir. Beşiktaş da öyle bir takım. Ama Sivasspor direnç gösterebilecek güçte takımlardan biri ligde. Yani Beşiktaş'ın o ilk 15-20 dakikadaki baskısına çok zor karşılık vermek. Bu arada bir mesaj var Eren. Beşiktaş nasıl sahaya çıkmalı? 11'ini paylaşmış. Farklı bir 11. Savunmada Vida Serdar. Evet. Zaten bunu da söylemiştik. Sağda Gökhan, solda Güven. Merkezde Oğuzcan Can ve önde de Batshuayi şeklinde. Kenan'ı düşünmemiş. Gökhan Töre'yi düşünmemiş. Pardon, Gökhan'ı düşünmüş. Kenan'ı çıkarmış. Alex Teixeira'yı da koymamış. Sola belki de hazır koymuş? Olmayabilir diye. Sola kimi koymuş? Sola da Güven'i koymuş. Güven Yalçın da evet fena performans göstermedi. Mesela Kenan ters kanatta oynarsa evet. Gökhan Töre'nin performansı çok tartışıldığı için söylüyorum. Evet. Ama Kenan sağda solda Güven de olabilir belki. Ama tabii birazcık yapacak da bir şey yok. Sakatlıklar. Beşiktaş'ın bu haftalarda biraz belini büktü. Milli takım arasından sonra ideal kadrosuna ulaşır. Ben de Beşiktaş'ın ideal kadrosunun ideal 11'inin çok kolay yenileceğini düşünmüyorum. Çok zor maç kaybeder. Milli maç aradan sonra belki o ideal 11'e nispeten yine diyorum ben. Geri kazanacak yani özellikle gibi kendi sahasında çok zor maç kaybeder. Geçelim o zaman Demir Grup Sivasspor'a. Sivassporlu taraftarların %28.7'si 4-2-3-1, %27.5'i de 4-1-4-1 demiş Raşit Altun. Bu iki dizilim çok birbirine evet. Yakın. Kaleci oylaması da çok yakın. Çok Ali Şaşal %49, evet. Muammer de %48. Vallahi kaleci yönünde hakikaten kulüplerimiz şanslı olduğunu düşünüyorum ben. İyi kalecilerimiz var ligde. Stoper ikilisine bakalım. Orada da Gutas bence ligin
En iyi stoperlerinden biri olmaya aday. Çok iyi bir performans sergiliyor. Yanında da Caner Osmanpaşa var. %30'un üzerinde oy aldı bu ikili. İyi bir ikili. Sağ bek ve sol bek. Oylamalar nasıl? Sağda Ahmet %79. Solda da Uğur %87. Şu kurguda tek yabancı var şu an. Ben şunu söyleyeceğim. Özellikle hani sağ bek konusunda milli takımımızın sıkıntı yok. Zeki Çelik var, Mert var. Kaan Ayhan oynayabiliyor ama sol bek konusunda Uğur Çiftçi'nin milli takıma alınabileceğini düşünüyorum. Ya da alına daha önce alınabilirdi. Olmalı. Olmalıydı. Benim kişisel fikrim. Haksızlık yapıldı Uğur Çiftçi'ye ve Hakan Aslan'a. Hakan Aslan da olabilirdi. Milli takıma seçilebilirdi. Hı hı. Belki yeni işte Alman hoca Kunt bakalım nasıl bir karar verecek. Dörtlünün önündeki ikiliye bakalım. Burada Hakan'a da zaten taraftar, Sivasspor taraftarı güvenmeye devam ediyor. %33 yanında da Faysal Fajir var. %28. İyi bir ikili. İyi bir orta saha ikilisi. Faysal Fajır'la Hakan. Forvet arkası pozisyonunda oylar Felix'e geldi. Felix. %18. Geçen sene değil ama bu sene Rıza Hoca onu iyi. Oynattıkça taraftarlar da bu arada oylamada Felix'i yani görmeye başladı. Polonya'da iz bırakmış bir oyuncu. Yılın futbolcusu seçilmiş birinden bahsediyoruz. Hı hı. Kanatlara dönelim ki Sivasspor'un bence en etkili olduğu pozisyonlardan biri de burası. Sağda Henrique, solda Max Gradel ama tam tersi. Yani evet ama Henrique iyi bir fırsat transferi tık yakaladı onu zaten. Ligi. Yani onu solda da oynatıyorsunuz, sağda Gradel sağda da oynuyor. Max Gradel'i söylemeye çok gerek yok zaten. Hani ligin en özel hakikaten ofansif oyuncularından biri Max Gradel. Hücum hattında da orada da kullanabileceği iki ismi var. Kayo da %47, Yatabari %38. Yani şu takım, yani Sivasspor'un şu takımı ligin iyi takımlarından biri. Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı zorlayacak az takımdan biri olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Taraftar, Sivasspor taraftarı da hemen hemen anket 11'ine yakın bir mesajla geliyor. Sefa Kardeş paylaşmış 11'ini. Kalede Muammer'e şans vermiş ki Muammer'in de %48'i zaten. Evet. Ankette çıktığı oy. Ahmet, Caner, Gutas, Uğur dörtlüsünü belirtmiş. Faysal Fajir, Hakan, Felix, Pedro Henrique, Kayode ve Max Gradel. Evet. Hemen hemen aynı bir 11 zaten. Yani bence iyi bir kadro kurdu Sivasspor, Rıza Çalınbay. Hı hı. Bence iyi bir kadrosu var Sivasspor'un. İlk iki maçı mağlubiyetle başladılar. Sonra 3 beraber 2 galibiyet. Geçen sezon da biliyorsun iyi başlamamışlardı. Ama ben Sivasspor'un ya ligi İlk 5'in içinde bitireceğini düşünüyorum. Geçelim o zaman. Hızla yükselecektir yani. Hı hı. Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesiyle devam edelim. Sarı lacivertli taraftarların oylamaları nasıl yansıdı? 3-4-3 %56'lık bir oy aldı. Her geçen hafta 3-4-3'e olan destekle taraftarlar da ankette artmaya başlıyor. Kalede Altay var. Stoper üçlüsü. Bunu da değiştirmedi taraftar. Hemen hemen zaten Olympiakos maçıyla aynı gidiyor oylama sonuçları da. Novak, Salahi, sağ sol stoper. Merkezde de Kim Min-jae var. Serdar'ın yokluğunda Novak sağ stoperde. Evet, bunu nasıl? Bozmamak için yani Salahi solda daha etkili olduğu için oynattığını düşünüyorum ben. Hı hı. Hani Salahi sola alıp Kim'i sağ alsa... Nazım sakat, Tisserand sakat, Serdar sakat. Serdar sakat, evet. Hal böyle olunca üçlü... Belki yani, pozisyonu itibariyle değişebilir. Bir sağda. De şimdi yani Salah'ı ortaya alırsanız kimi de sağa atıyorsunuz. Bu sefer iki kişinin yeri değişmiş oluyor. Burada bir kişi en azından değişmiş oluyor. Herhalde hoca da böyle düşünüyor. 3-4-3'lü sahadaki dizilim. Üçlü stopere baktık. Ön bölgeye geçelim şimdi. Oradaki oylama sonuçları nasıl yansıdı? Mert Hakan Yandaş ve Gustavo merkezde %21-%37. Kanat bek pozisyonuna bakalım. Orada da ideali. Sağda Osay Samuel %67. Solda da Ferdi %53. Raşit Altun. Bir soru sorarak sözü size bırakacağım. Şimdi Osay Samuel bu üçlü savunmanın kanat bek pozisyonunda sürekli Vitor Pereira'nın da güvendiği bir isim ama yanlış hatırlamıyorsam asist ya da gol henüz yok. Skora katkısı yok Osay Samuel'in. Yani, bu en büyük soru işareti olarak gözüküyor. Adam geçebiliyor. Birebir de bir problemi yok. Ama üçlü oynuyorsanız kanat bek oyuncularının skora katkısının da fazla olmasını beklersiniz. Ve defansif olarak da daha fazla katkı sağlaması gerekiyor. Yani 3-4-3'teki dörtlünün sağa solu çok zor pozisyonlar. Bence Osayi Samuel de elinden geleni yapıyor. Ferdi de elinden geleni yapıyor. Biraz bitiricilikten son hamlede sorun yaşıyor Osayi Samuel. Ama ben geçen seneye göre iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Devam edelim, tamamlayalım Fenerbahçe'nin 11'ini. Mesut,
ön bölgede %40, yarı uçta Valencia %46, solda da Pelkas %34. Evet. Rossi'yi bu arada kenara attı taraftan. Ama çok ucu yani şey, yani şimdi Rossi'nin de şeye girdiği, yarışa girdiği oyuncular da Mesut'la Pelkas. Çok kolay değil tabii yani. Ama Mesut Pelkas herhalde... ve Valencia aynı anda 11'de olduğunda çok sanki, bunu Olympiakos maçında da gördük. Aynı düşünüyorlar, aynı noktaya hareketleniyorlar. Evet. Çok birbirleriyle eşleşmeye başlıyor. Valencia'ya çizgiye atıp o ileri uçta Serdar ya da Berisha sanki Fenerbahçe için daha iyiydi. Ama yani Berisha da o şeyi yapamadı, etkiyi. Hep seninle de konuşuyoruz. Yani Fenerbahçe o santraforunu bulamadı. 2-3 sezondur bulamadı. Yani Mesut'un da rahatsızlığı da bilemiyoruz, hasta. Tabii bir soğuk algınlığı vardı Mesut. Oynayıp oynamayacağını göreceğiz. Anket sonucu böyle Fenerbahçeli taraftarlarda. Geçelim dilerseniz Kasımpaşa'ya. Oradaki anket sonucu bakalım sahadaki dizilime nasıl yansıdı? 4-2-3-1'e %27'lik oy var ama üçlü savunmayı isteyen taraftar sayısı da %23. Kasımpaşa üçlü oynayabilir mi, oynamaz mı? O da ayrı bir soru. Onu da konuşuruz. Ama 4-2-3-1'i öncelikle yerleştirelim. Kalede Harun var %50 ama Ertuğrul da %41'lik bir oy almış. Evet. Stoper ikilisine bakalım. Buruma %22 oy aldı ama sakatlığı dolayısıyla yok. Donk ve Tarkan şeklinde stoper ikilisi yerleşti. Sağ bek ve sol beke de bakalım. Sağda Haderci Onay %79. Sol bekte de Sakıp %25. Morta da %66 oy aldı ama onun da sakatlığı olduğunu belirtelim. Bu yüzden 11'de Sakıp var. Konya karşısında da iyi bir Kasımpaşa olduğunu söyleyelim. Yani maç kazanamadı Kasımpaşa ama neyse de Konya üçlü takımlardan biri. Dörtlünün önündeki ikiliye bakalım. Sadiku ve Travnik. %25 ikisi de eşit oy aldı. 10 numara pozisyonu oylar Hayradinovic'e gitti. Ejzerik burada çok yani düşük bir oy aldı bu arada. Evet yani o işte bir türlü o patlamayı yapamadı. Çok güzel bir free kick golüyle başladı. İşte o Fransa'dan da İtalya'ya da öyle gelmişti Fiorentina'ya. Yani yıldız adayı olarak o patlamayı bir türlü yapamadı. Kasımpaşa'da da yapamadı. Kanatlara dönelim Kasımpaşa'da. Sağda Yusuf %87. Solda da Ahmet %17. Varga'nın yokluğunu hissedecekti birazcık Kasımpaşa. Öyle olacak tabii. Yani %83'lük bir oy geldi çünkü Varga'ya. Jorgensen de yok bu arada. O da oylamada en çok oy alan isimdi. İkinci en çok oy alan Umut'u. Belki Jorgensen olsa önde Jorgensen Umut'u solda oynatabilir mesela. Bir alternatiftir hoca için ama o da yok. Hı hı. Tabii Kasımpaşa taraftarlarının anket sonrası açıkladığı ya da kurguladığı 11 bu şekilde. Gelen mesajlara da bir yandan bakıyorum. Sanal direktör yani etiketi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe yani Beşiktaş, Sivasspor ve Fenerbahçe, Kasımpaşa maçları keyifli olur. Şimdi Burak ve Abdurrahim. İki tane mesaj var. Evet. Fenerbahçeli iki taraftardan gelen mesaj var. Ama tabii bir izleyicimiz Nazım'ı 11'e koymuş. Bir diğer Fenerbahçeli izleyicimiz de Tizeran'lı 11'e koymuş ama iki oyuncunun da sakatlığı olduğunu söylemek lazım. Bu yüzden çok da acaba Burak Kapacak değerlendiremiyoruz o 11'i. Yani Burak Kapacak nasıl oynar diye ben de merak ediyorum. Yani Vito Pereira'nın Burak'la ilgili açıklamasını evet, neler söylersiniz? Evet var ama yani hani neticede birinci ligin geçen sene yıldızı parlayan oyuncularından biriydi. Birincilikten gelip de hani bizim ligimizde çatır çatır top oynayan oyuncular var. Hep oldu. Hoca demek ki yeterli bulmuyor. Tabii tam ki kafasındaki hocanın, performansı görmedi. Evet hocanın demek. Ben tabii saygı duyuyoruz bütün hocaların kararlarına. Ben açıkçası merak ediyorum Burak Kapacak'ın performansını. Devam edelim o zaman son karşılaşmayla. Çaykur Rizespor Galatasaray mücadelesi. Bakalım bu karşılaşmadaki izleyici oyları nasıl yansıdı? Öncelikle ev sahibi takımla başlayacağız. 4-2-3-1'e %32'lik bir oy gelmiş karşı taraftan Çaykur Rizespor'da. Kalede Gökhan var. Bu arada çok tansiyonu yüksek geçmesi yani muhtemel bir maç olacak. Çok gereksiz bir gerginlik diyor. Oldu iki kulüp arasında. Yapılan açıklamalar. Yani, evet. O yüzden merakla beklenen maçlardan biri evet. Şu anda. Saha dışındaki olaylarıyla. Saha içine tabii çok yansımasını beklemiyoruz ama neticede profesyonel futbolcuların. Ama ister istemez o gerginlik yansıyor tabii. Bakalım taraftar 11'i Çaykur Rizespor'da nasıl? Stoper ikilisine bakalım. Selimay ve yanında da Holmen var. %35, %34. Bülent Uygun sezon başından beri kadroda Selim olmasına rağmen Selim'i tercih etmeyip Gökhan Gönül'ü stoperde oynatmıştı.
Son iki haftada değişti Selim, ki Konyaspor'un yanlış hatırlamıyorsam kaptanı olarak geldi. Taraftarlar da onu görmek istiyor zaten o bölgede. İki beke bakalım. Sağ bek ve sol beke bakalım. Sağda Gökhan Gönül %87'lik bir oy aldı. Solda da Alberk var %49. Çok da transfer yaptı Rizespor ama işi zor bu sezon. Gerçekçi olalım yani. Hı hı. Devre arasına işte maksimum puanla atıp kendini muhtemelen orada yani takviye yapılacak takıma diye tahmin ediyorum ben. Dörtlünün önüne geçelim. Dörtlünün önündeki ikili taraftara göre nasıl olmalı? Alper Potuk ve Sabo. Djokovic var. Boyd var. Ben mesela kenarda. Hani... Ama Boyd tabii ön bölgede çizgide oynaması daha mantıklı. Kesin. O Djokovic de ben mesela onu tercih ederdim. Geçen sene devre arası geldi yanılmıyorsam. İyi de performans sergilemişti. Hı hı. Şutu var bir kere. 10 numara pozisyonuna geçelim. Çaykur Rizespor'da Boldrin. %22'lik bir oyla beraber bu bölgede Raşdal. Çizgiler nasıl? Sağ ve sol kanatta. Sağda Boyd. Tyler Boyd %64. Sol kanatta Bolasie %56. Mesela şunu söyleyeyim mesela. Samudio vardı mesela. Yıllarca orada. Hala 25-26 yaşında yani. Ligin iyi etkili oyuncularından biri. Yani kaybetmeyeceksiniz siz oyuncuyu. Ayrıldı hani Rizespor. Forvet'e bakalım. Bolesi'ye de tabii çok kariyerli bir oyuncu ama de %58. Şeyi yapamadı yani. Beklenen patlamayı yapamadı. Yani ama böyle... takım genelinde Çaykur'un bir sıkıntısı olduğunu da düşünecek olursak Bolesi'nin de alışma süreci var. Şimdi burada asıl soru işareti bence Loic Remy'nin kafa olarak ne kadar Rize'de oynamak istediğine bağlı. Çok yani yetenekli bir oyuncu ama. Yani ben o alışma süreci falan yani çok deneyimli oyuncu bunlar artık. Genç çocuk 18-19 yaşındaki oyuncu değil yani. Çıkacak bolayı. Bolesi'yi oynayacak, Remy çıkacak, oynayacak. Maç kazandıracak. Maç sonu yaptığı açıklamalar. Yüksek kontratlı. Hani Remy'nin yaptığı açıklamalar orada biraz yani, sıkıntı yaratıyor. Yani bu tarz oyunculardan uzak duracak demek kulüplerimiz. Mesela aynı şekilde Samudio ile birlikte Skoda'da. Skoda geldiği günden, gittiği güne kadar ligde en çok gol atan oyuncuydu. Aynen. Kaçırmayacaksın yani bu oyuncuyu. Skoda'yı takımda tutmalıydı. Mesela gibi, bravo. Yani bir de çok fazla transfer yapıyor. Artık yabancı oyuncu alırken onlara bir konfor alanı yaratma planı olmamalı. Evet. Hiçbir kulübün bu arada. Tabii, tabii. Gerek Anadolu kulüpleri gerekse dört büyüklerin. Hiçbir oyuncu için bir konfor alanı yaratılmamalı. Bir de iyi iki stoper, iyi bir defansif orta saha oyuncusuyla takım mühendisliğini yaparken, takımı kurarken iyi iki stoper deneyimli. Bir de iyi bir defansif oyuncu, orta saha oyuncusuyla işe başlamak gerekiyor bence. Hı hı. Şimdi taraftar oylamaları sonrasında ortaya çıkan 11 bu şekildeydi. Galatasaray'a geçeceğiz. Galatasaray'daki oylama sonuçlarına bakacağız ama Galatasaray'da tıpkı Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Avrupa maçı oynayarak geldi. Yani o hafta içi fikstürü sonrasında da dinlenemeyen takımlardan biri oldu Galatasaray ve Marsilya deplasmanında da çok sert bir taraftar önünde oynandı maç. Şimdi o maçı takip eden izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Tribünde yaşanan olaylardan dolayı ilk yarıda oyun 9 dakika durdu. Saha içinde gerginlik vardı. Maç sonu Marsilya Kulübü Başkanı'nın sahaya girip hakeme serzenişte bulunması. Çok gergin bir havada geçti bu karşılaşma. Bu Galatasaray'ı ne kadar etkileyecektir ligde? Bir kere seyahat süresi de uzun. Herhalde 3 saat, 3,5 saat var İstanbul-Marsilya arası. Rize'de Trabzon'da bir 1,5 saat, 1 saat 20 dakika uçuş. Zaten hani o işte gerginlik Rizespor'la Galatasaray arasındaki zor bir deplasman Galatasaray için ama her takım Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Sivasspor'da Avrupa Kupası oynayan takımlar, Trabzonspor'da bunları yaşıyorlar. Şimdi oylama sonucuna ona geçmeden göre kadroyu kurup ona göre rotasyon yapacaksınız yani. Bu konuyla ilgili bir sorum olacak. Ben dün maçı takip ederken şimdi çok ateşli bir taraftar önünde oynandı. Marsilya taraftarı zaten çok ateşli. Evet. Bunu ligde de Avrupa'da da görüyoruz. Galatasaray'ın sahaya çıkan 11'inin ne kadar yaş ortalamasının genç olduğundan da bahsettik. 24-25 yaş ortalaması. Ve bu ortalamayla oynayan kadro aslında yoğun bir taraftar önünde maç yapmaya alışkın da değil. Bir evet, buçuk senedir pandemi dolayısıyla tribünler boş. Şuna gelmeye çalışıyorum. Galatasaray için iyi bir sınav oldu. Doğru. Oyuncuların böyle bir atmosferde deplasmanda oynamaları bundan sonraki süreç için bence bir kazanım. Yani ki puan kaybetmeden, maçı kaybetmeden de döndü Galatasaray. Muslera ve Anholt hariç 30 yaşının üzerinde oyuncu yoktu ama yani mesela işte Çıkıldağ Roma milli takımında oynuyor. Halil Dervişoğlu bizim A milli takımımızda oynuyor. Geçen sene Galatasaray'daydı. Yani deneyimsiz de diyemeyiz bireysel olarak tek tek baktığımız zaman oyunculara.
Yani neticede tamam taraftar ateşli. Bir kere Marsilya taraftarı herhalde Fransa'nın en ateşli taraftarını söyleyebiliriz değil mi? Ama Marsilya ne zaman şampiyon olduğunu unuttuk. Yani taraftar tamam tabii ki etki yapıyor. Ama yani sonuçta 105 metre, 68 metre sağa da iyi top oynayan iyi takımsanız çıkarsınız, kazanırsınız yani ya da iyi oynuyorsunuz. Yani taraftarın etkisi mutlaka var. %100 tabii ki ama hani ama sağda top oynuyorsunuz yani. Öyle olsa iyi takımı iyi taraftar olan takımlar arasında şampiyon olur. Öyle bir şey yok. İyi kadrolar şampiyon oluyor. İyi futbol oynayan takımlar şampiyon oluyor. Hakem hataları her takım, bak bizim ligimizde de her takımın lehine aleyhine oluyor. Ama iyi takımsanız 38 haftada ipi göğüslüyorsunuz. Yani Galatasaray'ın evet senin söylediğin birbiriyle oynamaya çok alışık bir takım olmadığı doğru ama hani çok da genç öyle 2003'te 2004'te oyuncular değil bu oyuncular yani. Morutan 99 doğumlu, çıkıldı o 97 doğumlu. Hani artık 22-23 yaş çok genç değil futbolda diye düşünüyorum ben en azından. O zaman geçelim oylama sonuçlarına. Buyurun. Sahadaki dizilim 4-2-3-1 olsun dedi taraftar. %35'i bu dizilimi tercih etti. Kalede Muslera var. %96'lık bir oyla beraber. Stoper ikilisine geçelim. Luyendama'yı kesti, taraftar da kesti. Bakalım Fatih Hoca'yı göreceğiz bu hafta nasıl çıkacak ki son maçta ikinci yarı Luyendama'yı tutmadı. Alparslan'a döndü. Nelson Alparslan da başlasın diyor taraftar. Yani hem bir yerli kontenjan oluyor hem daha agresif bir oyuncu ve daha az hata yapıyor. Yani Luyendama o kadar çok bireysel hata yapıyor ki Danimarkalı oyuncunun da şeyini bozuyor. Yani marka ile oynadı. İki maçta Galatasaray Lazio ve Marsilya maçlarında ne olursa olsun Lazio, ne olursa olsun Marsilya deflasmanında gol yemedi. Tamam pozisyonlar olacaktır tabii yani Lazio ile oynuyorsunuz. Ya bu ne kadar marka Luyendama değişikliği ile alakalı mesela? Bence direkt Luyendama ile alakalı. Bir de Yedlin'le de tabii. Yedlin de hani defansçı olarak. Orada da bir risk aldı mı Fatih Hoca, almadı mı? Şimdi beklere de bakalım. Sağ ve sol bekteki oyuncu dizilimine bakalım. Oradan söyleyeceğiz. Çünkü Yedlin sağda %68'lik bir oy aldı. Mesela diğerine de %18 oy geliyor. Solda Van Aanholt var. Sasha Boye Marsilya maçında 11 çıktı ama tamamlayamadı, sakatlandı. Tamamlayamadı. Muhtemelen de Rize maçında karşısında olmayacak. Yani Yedlin'le Luyendama'nın arasında yani Nelson kalıyor ya. Yani çok zor iş. Yani şu olur mu? Nelson, Luyendama, Alparslan. Sağda Alparslan, merkeze Luyendama, Nelson. Valla ben olsam Nelson Alparslan yaparım. Kaleden uzak tutarım şeyi. Yedlin'i de kaleden biraz uzak tutmuş oluyorsunuz o zaman. Yani Luyendama çok bireysel hata yapıyor. Yani futbol bu kadar bireysel hataya açık bir oyun değil. Yani dün Fenerbahçe Olympiakos maçını seyrettik. Ligin en iyi stoperlerinden biri Atilla Salah. Bir hata bütün maçın kaderini değiştiriyor yani maalesef tabii üzülerek. Yani Luyendama bunları her maç 2-3 tane yapıyor. Mesela Salah'ı 8 maçta 10 maçta biri yapıyor. Şimdi öyle olunca da maç kazanmak çok kolay olmadığını düşünüyorum ben. O yüzden hani pek benim kişisel tabii şeyim, ben tercih etmezdim Luyendama. Çok sakar bir oyuncu. Yedlin de zaten aynı şekilde. Pozisyon almayı, pozisyon bilgisi zayıf. Tek özelliği çok süratli olması oyuncu. Yedlin. Başka hiçbir özelliği yok. Luyendama'nın tek özelliği çok kuvvetli olması ve boyunun uzun olması. Dörtlünün önündeki ikiliye geçelim. Taraftarın güvendiği isimler kimler bakalım. Bu mevki için Çıkıldao %29, Berkan %23, Taylansa %14'te kaldı. Evet. Yeni transfer Asun Sağdo %8 evet. Bu pozisyonda. Ya yani Taylan'ı da biraz taraftarın gözünden düşmüş Taylan. Aynen. Formsuz olduğunu da söyleyeyim Taylan'da. Bu arada Berkan için Stefan Kunus'un da bir açıklaması vardı milli takıma çağırma konusunda. Berkan Kutlu Aytemiz Alanyaspor'dan Galatasaray'a evet, inanılmaz geldi. İsviçre yani gurbetçi bir oyuncu. İnanılmaz enerjik bir oyuncu hakikaten. Ofansif olarak belki çok etkili ama her pozisyonun içinde var. Boğuşuyor. Berkan. Taylan'ın da bazı eksiklikleri konuşulsa da Galatasaray'da 11'de olması gereken isimlerden biri olarak düşünmeye devam ediyorum ben. Yani Berkan'ı da Galatasaray kesmemeli bence. Ben düşünmüyorum. Burada yani, farklı. Yani şimdi büyük takımda oynamak çok kolay değil. Yani Taylan için de geçerli bu. Yani bir Anadolu kulübünden büyük takımı gelince çok farklı oluyor. Bunun nedeni de şu bence. Şimdi Beşiktaş, Ajax Beşiktaş maçından önce genç takım maçı vardı biliyorsun. Ajax'la Beşiktaş'ın. Ajax'ın YouTube kanalından seyrettim ben. Şimdi büyük takımın altyapısından çıkan oyuncular ya da oynamış oyuncular Ajax'la orada oynuyorsunuz. O karşılaşmayı yapıyorsunuz. Ama mesela bir Anadolu takımlı kulüplerin altyapısından gelen oyuncular böyle maç çok az yapıyor. Milli takımı seçilirlerse yapabiliyorlar.
Ve o bence mental olarak daha güçlü oluyor büyük takımın altyapılarından çıkan oyuncular. Değil mesela Rıdvan gibi, işte Ozan Kabak gibi, Ersin gibi. Şimdi mesela Beşiktaş takımının U19 takımı Ajax'la maç yaptı. O U19'daki çocuklar A takıma çıkacak. Ajax'ta Beşiktaş'takiler de çıkacak. Şimdi bu Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın öneminin farklı bir noktası tamam aslında. Ama hayır, yani genel olarak da böyle. Mesela siz Galatasaray'sanız Fenerbahçe, Beşiktaş daha fazla turnuvaya katılıyor. Hı hı. Bugün ligimize de bakacak olursak mesela Adem Büyük Beşiktaş altyapısından. Kenan Gaziantep'te, Kenan Özer Beşiktaş altyapısından. İşte Uğur Demirok Galatasaray altyapısından. Yani çok oyuncu yetiştiriyor aslında büyük takım altyapıları. Ben buna bağlıyorum bir de. Hani artı bununla bir fark olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O yüzden de büyük takıma gelen bir oyuncu mental olarak o böyle bir görünmez çizgiyi aşması çok kolay olmuyor Anadolu takımından gelen oyuncuların. Ben Taylan'ın aşamadığını düşünüyorum mesela. Hani bir seviye atlayamadı. Hı hı. Tabii ki iyi bir oyuncu. Ama Salih Uçan da mesela Alanya'daki oyunu Beşiktaş'ta o seviyeyi atlayamadı. Atlayacaktır belki de. Tabii daha çok iyi kısa oyuncu. Bir süre. Amiri takım oyuncusu da. Bu oyuncular da tabii yani. Tabii ki üçlü oyuncular. Yerleştirelim. Buyurun. Süremiz azalıyor. Eyvah. Bitirelim öyle konuşalım hemen. Forvet arkası pozisyonu. Hem soru soruyorsun bakalım. Sonra süremiz azalıyor. Şey arkadaşlar diyorsun. Çok uzun oldu cevap. Bu kadarını tahmin etmedim ben de. Şimdi Morutsan %16 ile forvet arkasında. Çizgilere bakalım. Sağda da Morutsan'ı görmek istiyor taraftar. Solda da Morutsan'ı görmek istiyor. Solda bakın orada da Kerem. Şimdi bunu öncelikle soracağım. Yani Galatasaray'ın çizgide oynayacak bu kadar çok oyuncusu varken taraftarların illaki yine iki farklı pozisyonda da Morutsan'ı tercih yani etmesi ki bence forvet arkasında daha çok oy almasını beklerdim ben. Bence bu kadar transfere rağmen Galatasaray'ın kadrosunun taraftar gözünde de yetersiz olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Yani sağ kanatta Kerem %18, Emre %11, Feyguli %11, Oğulcan %7. Hiçbiri geçememiş evet, Morutsan'ı. Bu da çok ilginç. Forvet'e bakalım. Forvet'te de Halil Dervişoğlu ile Cagne aynı oy aldı. Cagne'yi koymuşuz. Niye torpil yapmışsınız? Torpil gelmiş niye orada. Ya hayır, Amin takımımızın oyuncusuya bak, bu daha önce de oldu. Hep yerli yabancı olunca yerli yabancı oyuncuları tercih ediyor editörümüz. Mustafa Muhammed %28 almış bu arada Forvet'te de. Valla bence Galatasaray'ın 3 tane iyi santraforu var. Ata diyor ki ben inisiyatif kullanmadım. %2 daha fazlaydı diyor. Yani %35 toparlanmış hali. %2 daha fazlası var Cagney'in. Rakamlar yalan söylemiyor. Yani ben ligin gol kralı. Yani 2 sezon önce. Muhammed Mustafa'nın da ben iyi bir santrafor olduğunu düşünüyorum. Halil Dervişoğlu zaten amil takımının santraforu. Hani büyük takımlar arasında en eli bence rahat olan takım Galatasaray. Yani şöyle bir durumu neden denemedi taraftarlar diye ben merak ediyorum. Yani Cagney, Halil Dervişoğlu beraber oynayabiliyorlar. Ki o bir yerde Galatasaray bunu yapacak gibi geliyor bana. Cagne Mustafa Muhammed, Cagne Halil Dervişoğlu, Halil Dervişoğlu Mustafa Muhammed. Ben de bir yerde Kerem'in yerine Barış Alper Yılmaz'ın oynayacağını düşünüyorum. O da olabilir. O konuda da seninle hiç anlaşamıyoruz tabii Kerem konusunda. Ben Kerem'in de yani çok fazla şans verildiğini, oynaması yönündeyim. Yani ben de hani Barış Alper Yılmaz'ı tercih ederdim ben hoca olsam. Tabii ki bilmiyorum şeyini. Yani sonuçta biz burada konuşuyoruz ama antrenmanlarda, bütün antrenmanlarda olan hoca Fatih yani Fatih Terim tabii ki o daha iyi biliyor ama hani benim oyun görüşüme göre yani fizik gücü, atletizm. Ben biraz biliyorsun hep seninle konu biraz size'lı oyunculardan çok yetenekli değilse 1.80'in altı yani üstünde oyuncuları tercih ederim mesela transferde. O yüzden hani Kerem mi Barış Alper Yılmaz mı ben olsam Barış Alper Yılmaz'ı tercih ederim ama bilemiyoruz tabii oyuncunun antrenman performansını. Gelen mesajlarda da bir izleyicimiz Fatih Terim'in kadroyu bozmayacağından yana mesajını paylaşmış. Biraz zor yine olur. Hem Kubilay da paylaşmış. Hemen hemen aynı kadro. Ama Marsilya deplasmanından sonra Rize deplasmanı zor iki maçta bilemiyorum. Ben rotasyon yapacak ki zaten Boy'un yerine muhtemelen Yedlin'i orada göreceğiz. Evet. Raşit Abdül çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için. Sanal direktörü burada tamamlıyoruz efendim. Hoşçakalın.